Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sadece 250 gram kıyma ile yapabileceğiniz 4-5 kişilik bir aileyi doyurabilecek nitelikte bir yemek tarifim var. Kıymayı bir tane yemeklik doğranmış soğanı, birer tatlı kaşığı domates ve biber salçasını karıştırma kabına alıyorum. 3 yemek kaşığı yıkanmış pirinç ekliyorum. Şöyle 1,5 bir çay kaşığı tuz ve sevdiğimiz baharatları ekliyorum. Kekik, karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Bunları güzelce elimle tamamen bütünleşene kadar yoğuruyorum. Köfteler kıyma yağsız olunca birazcık sert oluyor. Dilerseniz bu aşamada biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ben. Kıymam hazır. Şimdi dizme kısmına geçelim. Orta boy 2 tane, hatta ufak boya yakın patatesleri bu şekilde yuvarlak yuvarlak dilimledim. Ve böyle arasına kıyma koyarak tencereme diziyorum. Bu şekil yaptığımda ben patates kısmı fazla oluyor ve çocuklar patatesli kısmı çok fazla sevmediği için bu şekil yapmayı çok tercih etmiyorum. Fakat sizlere fikir olması açısından bu şekilde göstermek istedim. Daha bereketli oluyor. Dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben kendi yaptığım şekliyle göstereceğim size. Bu şekilde tencereye yatay bir şekilde koyunca 2 tane minik patates yeterli oluyor ve köfte miktarı aynı kalıyor. Bu şekilde biz daha kolay tüketebiliyoruz. Çocuklarla daha rahat oluyor onlar için yemesi. Sadece patateslerini yemeyi sevmiyorlar çünkü. Bu şekilde tüm patatesleri ve köfteleri peş peşe diziyorum. Artan bir iki tane köftem oldu. Onları da ortaya bu şekilde koydum. Bakın. Böyle pişecekler. Bunu bir kenara alıp şimdi sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Ve bir tatlı kaşığı domates salçası var. Bunları şimdi ocağa alıp güzelce eritip kavuruyorum. Üzerine birazcık su ekliyorum ve sos haline getiriyorum. Bu sosa birazcık tuz ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz, başka sevdiğiniz baharat varsa ekleyebilirsiniz. Sosumu tenceremin içindeki köfte patateslerinin üzerine döküyorum. Ve tenceremi ocağa koyuyorum. Önce yüksek ateşte, fokurdamaya başlayınca ise kısık ateşte yaklaşık 20 ya da yarım saat, 20 dakika ya da yarım saat sonra yemeğimiz hazır. Birazcık ılık hale geldikten sonra size şimdi gösteriyorum ben. Yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.